Ya Şerif dede, ben zaten evlenmek istiyorum. Ben evliliğe karşı bir insan değilim ki. Evlilik mi? Kim evlilik dedi sana oğlum? Torun istiyorsun ya Şerif amca. Oğlum mevzuat torun diyor. Evlilik demiyor ki. Koy çocuğu, geç git lan. Oho, Martin Basgeç diyorsun. Tövbe tövbe kardeşim, madem karşı değilsin böyle şeylere, benim çevrem geniştir. Senin kafanda nasıl bir şey var? Yani işte... işte böyle saçlı, bacaklar falan. Böyle elleri olsun, anladın mı? Yani cinsiyet olarak kadın olsun değil mi? Ama sağlıklı olsun da, değil mi? İyi bir insan olsun, kız erkek hiç önemli değil o. Dur lan, o bir sonraki aşamadaydı değil mi? tabii abi, yani cinsiyet olarak dişi tercihim. Dişi. Tabii, nah böyle 20'lik dişi. Oo, anlaşıldı. Bazı şeylerin üstünden geçelim önce. Oo, now you're talking. Geçelim bazı şeylerin üzerinden. Of of. Kadınlar 101. İlk ders. Kadınlar son derece karmaşık düşünen varlıklardır. İlk ve en önemli kural. Ahmet Kural! Bir kadının yanında kadın kim olmanı bekliyorsa onu olacaksın. Her kadının erkekten beklentisi farklıdır. Hı. Evet. Misal, genellikle kadınların benden en büyük beklentisi onlardan mümkün olduğu sürece uzakta durma. Asla. Bak, kadınları güzelliklerine göre bir skalaya yerleştiriyoruz. Şimdi bu iki uca... Anladım. Bu uca güzel, bu uca çirkin değil mi? Okulda da böyle hoca sorusunu bitirmeden cevap veren tipler vardı. Hepsini itinayla döverek, hepsini itinayla döverek, hepsini itinayla döverek... terbiye ettim. Ayrıca güzellik görecelidir. Buraya gözümü kırpmadan adam vururum diyoruz. Hem çirkin de, ne kadar çirkin bir kelime. Rencide edici. Buraya da evladım olsa bağrıma basmam diyeceğiz. Eğer doğru yerlerde doğru rol oynarsan bu skalanın herhangi bir yerindeki kadını kolayca tavlarsın. Şimdi araya girmeyeyim diyorum ama senin için demesi kolay oğlum. Senin karnındaki altı sıra da denize paralel uzanıyor. Bizim de bu bölgede garip kuraba, fakir fukara bir tane yumurta tepesi. Evet kardeşim. Bak, bu adam dünya ahiret biraderim olsun. Ama muhtemelen bu adamın götü benim yüzümden daha güzel lan. Kardeş, bunca senedir derdimi bu kadar net anlatamadım. Tebrik ederim. Ama şimdi... Estağfurullah, yani utandırıyorsun. Ama bak Deniz'ciğim, doğa artan insan nüfusuna göre her dönem kendince yeni önlemler alır. Misal, orta çağda veba vardı. Onu çözdük ve başladı su çiçeği. Onu çözdük grip, onu çözdük kanser. Bak, bu ve benim gibi adamlar doğanın yeni çağdaki nüfus planlama taktiği. Ama sen Deniz, sen ne yapıyorsun? Resmen doğayı B planına geçmeye zorluyorsun kardeşim. Ama kardeşim, beni utandırıyorsun şu anda, bak farkındaysan. Adam bizim gibi seri üretimli, resmen el yapımı. Dikkatli bakarsak şu bölgelerde üretenin gözyaşlarını görebiliriz. Ama kendime bakıyorum. Bakıyorsun ve baktırıyorsun kardeşim. Bak hele bak, şu vücuda bak. Adam yarım ada olacakmış, yanlışlıkla insan olmuş. Ya adam o kadar... Yeter lan! Sizi buraya karı burasınız diye topladık. Araya girmesem tövbe tövbe. Konuya gelin, konuya. Karı, karı, kadınlar. Hah, kadınlar. Şimdi skalaya dönecek olursak kardeşim, her kadın erkekten farklı şeyler bekler. Ne karışıyor? Kafam karışıyor. Kadınların hangi taklidi beklediğini nereden bileceğiz? Ha, ne dedin? Bilemezsin. Kadın olmadan neyin işe yarayıp yaramayacağını bilemez. Benim sana tavsiye edeceklerimi dinle. Söyleyeceğim her şey işine yarar. Yaramaz. Uslu, gizemli, şakacı. Ben tecrübelerimle sana hangi role bürüneceğini söyleyeceğim. Kendini bana bırak. Bırakmam lan, bırakmam, bırakmam. Ben bu işi erkek Fatma kız kardeşime bırakmam. Vazgeçtim lan, istemiyorum tavsiyeni mavsiyeni. Ulan benim bulduğum en kötü taktik bile seninkinden daha çok işe yarar be. Var mısın lan iddiaya? Varım ulan. Seninle her şeye varım ben Tenti. Öğret bana. Seninle her yola gelirim. Sülalesine, anasını, avradını... Ulan biraz temiz tutun lan şurayı. Ayağıma bir şey yapıştı. Sakız ya o. Kartal, sakızı yuttum diye üzülüyordun ya. Yere düşmüş. Ulan başlarım şimdi seni sakız. Allah 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 Allah